Teşekkürler. Faruk Aksoy, hoş geldiniz. Merhabalar, şimdi Doğu Akdeniz'de dengeler değişirken Yunanistan'ın ABD Kongresi'ne gidip Türkiye'ye F-16 vermeyin imasında bulunması, Türkiye bizim Yunanistan hava sahasını ihlal ediyor, Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurun demesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki göstermesi önümüzdeki süreci nasıl etkiler? Yunanistan da kendi açısından haklıdır. Yani herkes kendi çıkarlarının peşinde koşuyor. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler elbette ki Ege Akdeniz Havzası'nın en köklü, en eski medeniyetlerinden biri olan Yunan'ı da etkileyecektir. Yani onun da söyleyecek sözü, atacağı adımlar var. Evet, doğru. Bugün Yunanistan Avrupa Birliği'ndeki farklı ülkelere 300 milyar, 400 milyar dolar gibi ciddi bir borçla yeniden yapılandırılıyor. Yunanistan'da iktidara gelen partiler Avrupa'da özellikle Almanya'nın ciddi desteğini almak zorunda. Kendi adına ekonomik bağımsızlığını çoktan kaybetmiş, kaybetmek üzere olan bir Yunanistan ayağa kaldırılmış. Ve o Yunanistan bütün bunların karşılığında Akdeniz'de bazı adımlar atmaya zorlanıyor. Şuna dikkat etmeliyiz. Acaba Yunanistan Türkiye'ye karşı, yani 100 yıl önce olduğu gibi, yine sahaya mı sürülüyor? Büyük soru bu. Yani her şeyi tartışıp konuşabiliriz, Kıbrıs'ı konuşabiliriz ama bu çok önemli bir şey. Şimdi yani Yunanistan'ın bu tepkileri göstermesi aslında başkalarının talebi mi? Hani 7-8 tane Amerika Birleşik Devletleri, NATO üyesiyiz hepimiz, Yunanistan, biz, Amerika. Hani hep beraber kardeşiz ya. Peki bu Yunanistan'daki bu üsler gerçekten sadece Yunanistan'a bir gün Rusya saldırır diye mi kuruluyor yani? ABD Yunanistan'da neden üst kuruyor? Yani bu üsleri niye kuruyorsun? Karşında Türkiye var. Yani Türkiye'nin NATO ile ilgili meselesi biraz da başından beri söylüyorum. Türkiye NATO üyesidir ama biraz da NATO bana saldırmasın diye NATO üyesidir yani. Hani Yunanistan'daki Amerikan üsleri, şimdi F-16 pazarlığı, belki F-35 konusu. Bu şartlar altında Türkiye'nin... NATO'ya ilk giriş öyle değil ama. Efendim? NATO'ya ilk girişi Türkiye Cumhuriyeti'nin girişi. Şu değil, Kore meselesi ama Türkiye zaten... Ya girmek istedik biz, biliyorsun. Bu dönemde bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği sıkıntısı vardı. Tabii ki istedik. Vardı. Yani çıktı Stalin, Rusya, Kars'ı Mars'ı istedi, bilmem tabii, ne yaptı. Tabii. Bir sürü şey yaptı. Evet. Yani bunların hepsi evet ama... Yani sen de NATO'ya girmeden 20-25-30 sene önce NATO üyeleriyle savaştın. Bir de yani, NATO ile ilgili şöyle bir detay var. Evet. Şimdi mesela Türkiye'yi İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini engellediği için suçluyorlar ama evet, daha önce Yunanistan 10 yıla yakın Makedonya'nın NATO üyeliğine sırf ismi değişsin diyerek engel koymuştu. Tabii, çünkü Yunanistan'ın Makedonya ile ilgili dertleri var, sıkıntıları var. Yani herkes kendi... Yani böyle bir Yunanistan şımartılıyor gibi de bir tepkisi var benim anladığım Cumhurbaşkanı'nın. Şimdi 1974'leri hatırlattı Ersan Hoca. Bu akşam hükümeti ve Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı epey savundu. Bunlar kayda geçsin, her zaman yapmaz bunu. Şimdi hocam, Ersan Hoca... Erdoğan savundu, kayda geçsin diyor. Doğruya doğru söylerim, yanlışa da yanlış derim. Benim derdim yok ki. Dolayısıyla... Siyah beyaza beyaz diyorum. Şimdi Ersan Hoca şuradan açtı, o sorunuza cevap vereceğim. Hakkımı şöyle kullanayım. 74'ü anlatıyor. 74'te diyor Kıbrıs'ın tamamını almalıydık diyor. Elbette. 74'te tabii ki Kıbrıs'ın tamamını alamazdınız. Almalıydık niye diyorum ben. Yok şimdi. Alamazdınız. Yani 74'ün kahramanları Ecevit ve Erbakan'ı bu konu üzerinde çok iyi incelemiş, çok dinlemiş. Bu konuda çok da okumuş biri olarak söylüyorum. Özellikle Erbakan'ın izahatlarını çok iyi bilirim. Yani öyle Kıbrıs'ın tamamı falan değil. Hatta orada bir hat vardı diyor. O hattın ötesine geçmek için dönemin Genelkurmay Başkanı'ndan bir talepte bulundum ben diyor. Yani biz neden burada duruyoruz? Biraz daha gitmemiz gerekir falan. Hayır diyor Genelkurmay Başkanı. Orada uluslararası hukukun kabul ettiği bir çizgi var. Ersan Hoca ilk kez bu akşam her yayında evrensel hukuktan bahsederken bu akşam birdenbire milliyetçi damarı kabarıp Kıbrıs'ın tamamını, adaları, Ege'yi, her tarafı ister bir hale geldi. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin menfaatlerinin gündemde olduğu her yerde önce vatanın, milletin menfaatlerini... Tamam, orada hemfikiriz ama işte bu evrensel hukuk bize bunu pek fazla görmüyor, reva görmüyor. Bir dakika diyor mesela. Müdahale etmek istemem ama şunu söylerim. Ben mesela Suriye'nin kuzeyinde masanın devrildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş açması gerektiğini söyleyen bir insan. Evet. Hep söylüyorum. Doğru, doğru. Bir masa yok orada. Şimdi hemen orada bir de anlam planıyla bugünkü Miçotakis meselesine yani döneyim. Yani aslında basit soru şu. Cumhurbaşkanı'nın Miçotakis'le arası çok iyiydi. Bizim son dönemde Yunanistan'la aramız da düzelmeye başlamıştı.
üçüncü ülkeleri aramıza sokmayalım, biz kendi aramızda kardeş kardeş hallederiz deniyordu. Şimdi ne oldu da Cumhurbaşkanı çünkü çıkarlar çatışıyor. F-16 konusu var, F-35 konusu var, Doğu Akdeniz'deki enerji anlaşmaları var, Türkiye-Libya arasındaki anlaşmalar var. Kübra Hanım, siz Türkiye'nin Yunanistan'la sorunları çözmüş, kardeş kardeş bir şey halledebileceğine gerçekten inanıyor musunuz yani? Neden hani olmasın? Şöyle diyebilir, Sayın Erdoğan diyebilir ki kardeşim Miçotakis. Bugün de çıkar der ki Miçotakis benim için artık yok der. Niye? Çünkü uluslararası ilişkiler böyledir. Yani daha dün Beşar Esad bizim neyimizdi? Kardeşim Esad değil miydi? Evet öyleydi. Ama gerçekten uluslararası ilişkiler böyledir. İnsanlar bence yanlış yüklenmeler, yanlış eleştiriler yapıyorlar. Yani peki dün Yunanistan böyle söyledi. Bizim F-16 almamızdan niye rahatsız oluyor? Kim? Yunanistan. Ne bileyim yani herhalde aldığımız F-16'larla turistik hava seyahati yapmayacağımızı düşündüğü içindir galiba. Yani F-16 almamızdan niye rahatsız oluyor? Yani şunu demeye çalışıyorum. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan yani dış ilişkilerde Türkiye'nin daha dün çok derin çatlaklar yaşadığı, bugün tekrar toparlanıp yeniden ilişki kuracağız dediği, Mısır'la hakeza. Şimdi bakın böyle bakmamak lazım. Bu yanlıştır. Gerçekten yanlıştır. Durum şudur. Bu örneği veriyorum, yanlış bir örnek verdiğimi düşünmüyorum. Biz Kurtuluş Savaşı verdik. Atatürk önemli bir işi başardı. Bir devlet kurdu. Tekrar yeniden daha doğrusu var olan bir devlete yeni bir isim, yeni bir rejimle tarih sahnesinde var olmamıza çok ciddi, çok büyük bir katkı ve hatta bir akıl koydu ortaya ve devam ediyoruz. Ama ne oldu? O savaşı verdiğimiz Batı ittifakındaki bazı ülkelerle savaşın ardından çok değil 2-3 yıl sonra başka ticari anlaşmalara oturduk. Oturduk, hatta para aldık, verdik, banka kurduk, iş yaptık. Ya bu normaldir, yapılır. Yani 2. Dünya Savaşı'nda 60-70 milyon insan birbirini kesti. Avrupa'nın ortasında insanlar birbirini katlettiler. Sonra oturdular, bir anlaşma yaptılar. İşte Avrupa Birliği'ni oluşturdular, bir bölge oluşturdular. Yani ve buraya gittiler. Şimdi bugün kardeşim Miçotakis dememişti Sayın Cumhurbaşkanı. Miçotakis benim için bitti dedi. Yani şöyle oldu. Miçotakis bitmez gitti. Bitmez mi bitti dedi? Ya yarın başka bir şey olur, bitmez. Bugün bitti diyor. Yani yarın için bir şey yok. Uluslararası ilişkiler böyledir. Ve son nokta şunu söyleyeceğim. Anlam planında mesela son AK Parti'nin ilk geldiği dönemlerde Kıbrıs'ta şöyle bir şey olmuştu. Türk tarafı yani bizimkiler %74 oranında anlam planına evet dediler. Diğer taraf ters. Diğer tarafta neredeyse aynı oranda hayır dedi. Evet. Hayır demiş. Kandırıldık. Ve o dönem iyi hatırlıyorum muhalif siyasiler başta Erbakan olmak üzere iyi, Rumlar iyi ki var dedi, kurtardık Kıbrıs'ı dedi. Yoksa Kıbrıs'ı vermiştik falan dedi o dönem. Şimdi bakıyorsunuz yani onu da anlamak güç. Yani Rumlar hiç aklı yok mu bu Rumların? Biz Kıbrıs'ı veriyor idiysek. Niye %74 o anlaşmaya hayır dediler? Yani karşı taraf bunu düşünemedim yani. Hani bunlar da çelişkili şeyler. Ama bugün Yunanistan ve Türkiye ilişkileri şunu bize gösteriyor. Tarih içinde derin çatlaklar oluşturan, birbiriyle harp etmiş, birbirini öldürmüş, araya kan davası girmiş uluslar, milletler öyle kolay kolay aynı zeminde buluşamıyor. Yani Azerbaycan kardeşimiz. Aynı şeyden geliyoruz. Hani Pakistan'la başka bir ilişki kurarız, başka bir anlatı var. Belki diğer ülkelerle ama savaş yaptın tarih boyu gerçekten kan akmış. Ortada bir kan davası var. Senden bağımsızlığını kazanmış. Sen onun topraklarını almışsın. O seni almış. Yani ortada Ayasofya, İstanbul diye bir yer duruyor. Adam hala Konstantinopol diyor. Sen İstanbul diyorsun. Ayasofya'yı camiye çeviriyorsun. Orada bir sürü hadise oluyor. Sonra adam şunu mu desin mesela? Karşı tarafı da anlamak lazım. Ne diyelim şimdi? Tamam iyi ki yaptın mı desin. Bunu mu bekleyeceğiz? Hayır beklemeyeceğiz. Evet. Güç namlunun ucundadır hala Mao'nun söylediği gibi. Ama Ersan Hoca diyor ki bugünün dünyasında para ve diğer etkili olan silah. Şey ne? Silah. Peki o zaman şu soruyu sorup noktalayalım. Biz en azından vicdanlı insanlar, dünya insanlığının kardeşliğini talep eden, insanların birbirini öldürmemesi gerektiğini söyleyen, çıkarlar için ulusların birbirlerinin üzerine yürümediği, çocukların ölmediği bir dünyada şunu talep etmeliyiz. Evet, evrensel hukuk. Herkes için. Türkiye hakkına razı olmalıdır. Yunanistan hakkına razı olmalıdır. Ortak insan hakları beyannameleri, evrensel hukuk kuralları hepimiz için geçerli olmalıdır. Ama bütün bunlar tabii ki Türkiye'nin canını yakıyorsa Türkiye'de tepkisini koyacak, hamlesini yapacak, adımını atacaktır. Yunanistan gibi.